Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerlerine olsun. Güzel bir gecedeyiz, güzel bir konuğumla karşınızdayız. Mehmet Cahit Karakaya hocam bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Fatih Hocam. Nasılsınız hocam? Hamdolsun, Allah razı olsun. Siz de iyisiniz inşallah. Hamdolsun, Allah hamdınızı artırsın. Allah afiyetler versin, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar, bu gece 18 Mart 1915'te Kazanılan bir zaferi inşallah konuşacağız. Çanakkale Deniz Zaferi'ni konuşacağız. Şehitlik ve gazilik kavramlarını konuşacağız. Şehit kime denir? Gazilik unvanı neden bu kadar önemli? Hem ayetlerden hem hadisi şeriflerden inşallah yola çıkarak sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Bu vesileyle ile... Çanakkale'yi geçilmez kılan Çanakkale komutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarına, bütün şehitlerimize, bütün gazilerimize, bütün ecdadımıza Allah bu vesile ile rahmet eylesin diyerek ben hemen sözü hocama veriyorum. Hocam. Evet. E, e, birkaç gün sonra inşallah Çanakkale Deniz Zaferi'nin seneyi devriyesini, yıl dönümünü yaşamış olacağız. 18 Mart tarihinde biz birkaç gün öncesinden konuşuyoruz ama o o kadar değerli bir konu ki gerçekten her zaman konuşsak, her zaman zihnimizde tutsak yeridir. Çünkü milletimiz için hayat memat meselesi bir savaştı Çanakkale Savaşı. Ve Çanakkale eğer geçilseydi gerçekten şu anda yaşamış olduğumuz hayatın hiçbirini yaşamıyor olacaktık belki de. Allah ecdattan razı olsun. Oradaki verdikleri mücadele gerçekten dünya tarihinde altın harflerle yazılmış bir mücadeledir. Bu mücadele sayesinde biz bu memlekette hür, özgür yaşıyoruz. Ama Çanakkale'den de almamız gereken mesajı almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani şimdi siz böyle bir konuşma yapınca aklıma işte Bedir, Uhud geldi. Oradaki değil şehitler mi? değil mi? Yani ondan sonra işte Kurtuluş Savaşları... E işte Malazgirt Fatih'i Alparslanlar, Topkapı so surlarına bayrak diken Ulubatlı Hasanlar var. Ya. Gerçekten bu ecdat e, çok güzel bizim için bu bugünlere gelmemize çok e, çetin mücadeleler vermiş. Canlarıyla, mallarıyla, her şeyle kendilerini feda etmişler. Allah dediğimiz gibi İslam'ın e, ilk Hz. Adem ile başlayan insanlık serüveninden daha doğrusu bugüne kadar İslam için kimler mücadele etmişse, insanlık için kimler mücadele etmişse ve bu uğurda şehit olmuşsa, e, gazi olmuşsa Allah hepsine rahmet eylesin. Amin amin ne güzel ifade ettiniz. Tabii şehit kelimesi bize çok sıcak gelen bir kelime değil mi? Bu kelimeyi bu kavramı işittiğimizde o beş harften oluşan küçücük kelimenin aslında çok büyük bir ağırlığa sahip olduğunu hissediveriyoruz hemen. Çünkü şehit dediğinizde din için, vatan için, mukaddesat için, canı, ırzı, namusu, malı için ama her şeyin kökeninde Allah rızasını, o ihlası, o samimiyeti, o niyeti barındırarak ölen kişiye şehit diyoruz. Gerçekten çok kutsal bir tanım bu. Yani en değerli şeyiniz nedir diye sorulduğunda sıralarsınız. Derler ki size bırakın onları en değerlisi hangisi? Nihayetinde gelirsiniz canınıza. Canınız olmazsa sahip olduğunuz şeyler ne kıymet olabilir ki? Öyle değil mi? Aynen hocam. Ama kendisi için en değerli nimet olan, kendisi için en önemli şey olan canından geçebilmek var ya, çok olağanüstü bir durum. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehitler cennettedir buyuruyor. Net bir ifade. Direkt şehitler cennettedir. Ve Cenabı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri Bakara suresinin 154. ayetinde şehit kimdir? Şehide karşı nasıl davranmamız gerekir? Bunu ifade ediyor. Şehitlere ölüler demeyiniz buyuruyor. Öyle değil mi? Onlar, Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyiniz. Onlar hayattadırlar fakat sizin bilmediğiniz bir şekilde hayattadırlar. Bir başka ayeti celili de Cenab-ı Hak aynı mana üzerine şunu buyuruyor. Onlar Allah katında rızıklanıyorlar buyuruyor. Onların nasıl, ne şekilde rızıklandıklarını bilmemiz, onu tarif etmemiz de o kadar kolay değil. Yani mahiyeti bilinmiyor. Bilinmiyor. Ama bu ifade Kur'an ifadesi. Kur'an ifadesi. Giridirler Allah katında evet. rızıklandırıyor. Rızıklandırıyor. Rızıklandırılıyorlar hiç şüphesiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün arkadaşlarına şöyle buyurmuşlar. Bir kişi ölüp cennete gitti mi? Cennetten bir daha çıkmak istemez. Allah'ın o lütfuna ulaşmış, cennetten çıkıp nereye gidebilir ki? Neresi cennetten daha güzel olabilir ki? Yalnız bir grup insan müstesna. Onlar hariç buyurmuşlar. Ashab-ı Kiram şaşırmış, cennetten çıkmak isteyenler kim olabilir ki diye. Efendimiz buyurmuşlar, şehitler tekrar dünyaya dönmek, tekrar Allah yolunda o mücadeleyi yaşamak ve tekrar şehit olmak ister. Ya Rabbi bizi gönder tekrar dünyaya. Yine senin yolunda çarpışalım, yine şehit düşelim diye isterlermiş. Şehitler. Yani cennetteki o mertebeleri gördüklerinden dolayı değil mi? Şehitlik anında Allah onlara nasıl bir lütufta, nasıl bir ihsanda bulunuyorsa biz bilmiyoruz. O lütfu, o ihsanı, o bereketi, o rahmeti yaşayabilmek için yeniden dünyaya gelmek isterler herhalde. Yani hatta peygamber efendimiz bile kendisi şehit olmayı arzu etmiş. bir hadisinde Elbette peygamberlik şehitlikten daha üstün bir e, mertebe e, olduğu için peygamberimizin yeri apayrıdır ama o da şehit olmayı istemiş. Ve ashab-ı kiramın tamamı şehitlik talep etmişler. Ve biz bugün Çanakkale'yi de konuşacağız. Çanakkale cephesine gidip de ben memlekete dönerim, işime gücüme devam ederim. Çoluk çocukla uğraşırım diye bir plan yapan bir tek kişi yok cephede. İlk Oraya hedefleri... sanki sabitlenmişler. Geriye bir adım atmaları mümkün değil. Böyle bir ihtimal söz konusu değil. Adım atacaksa ileriye atacak. Geriye dönmeyecek asla. Bu düşünceyle, bu ruhla, bu anlayışla cepheye giden inanç sahiplerini, Müslümanları, müminleri görüyoruz. Siz buyurdunuz Bedir'den. Çanakkale'ye, milli mücadeleye varana kadar orada bitmedi. Şimdi sınır boylarını bekleyenler, terörü karşı mücadele edenler, insanların, müminlerin refahını, hayat standartlarını korumak için, canlarını muhafaza etmek için gayret sarf eden Mehmetçik, hep bu şuurda, bu anlayışta, hiç şüphesiz. Hatta hadisi şerifte de iki göz vardır, Allah ateşe onları değdirmez değil mi? Birisi neydi evet. hocam? Ee, Biri nöbet, nöbet bekleyen tutan. göz bir de Allah'ın e, haşyetinden, haşyetinden ağlayan, ağlayan göz. Eyvallah. Yani o zaman hudut boylarında e, Mehmetçiğimiz, güvenlik güçlerimiz gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin e, daha güzel müreffeh bir hayat yaş yaşaması için halkının orada nöbet tutuyorlar. Elbette Allah, sınır dışında şu anda olan sınır dışında kardeşlerimiz olanlar var. var. Yani aslan parçası Yiğitler Mehmetçiğimiz orada. Hiç şüphesiz iftihar ediyoruz ve onların o sınır dışına giderken vatan toprağını beklerken söylediği sözler tüylerimizi ürpertiyor. O şuuru, o aşkı, o şevki yeniden görüyoruz. Düğüne gider gibi gidiyoruz diyorlar. Yani Fatih Hocam bu can meselesidir. Yani siz bunu herhangi bir şeyle kıyaslayamazsınız. Birinin parasını kaybetmesi Birinin işte bir tarafının ağrıması, yaralanması değil bu. Bu can meselesi yani. Canını ortaya koyan bu şuura sahip kişiler gerçekten hepimizin iftihar etmesine sebep oluyorlar. Allah yokluklarını vermesin. Aynen. Bir de Mehmetçik dedik. Mehmetçik apayrıdır bizim için değil mi? O ifadeyle aslında... Biz bütün güvenlik güçlerimizi de kastetmiş olalım burada. Tabii. Polisimiz, istihbarat mensuplarımız ve diğer güvenlik hizmetinde bulunan sevgili kardeşlerimiz, baba yiğitleri hepsini nitelendirmiş olalım. Biz millet olarak Mehmetçik deriz askerimize. İşte çok büyük bir hassasiyet ecdadımız bunu ortaya koymuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi Muhammed'dir sallallahu aleyhi tamam ve sellem. Biz o ismin o isme hürmeten onu Mehmet olarak okumuşuz, yazmışız. Hatta o ismin hikayesi de değil mi hocam? Dedesi evet. Abdulmuttalip koyuyor ismini Peygamber Eyvallah. Efendimizin. Hani gökte hak, yerde halk övsün ve ansın diye Eyvallah, Muhammed Allah, ismini hiç şüphesiz. koyuyor. Öyledir. Ve evet, O Mehmetçik de Peygamber Efendimizin o isminden münhasır mı? Elbette Mehmet Muhammed demektir Hı -hı. aslında. Yani Arapça yazılışını bilen izleyicilerimiz hemen e, görürler. İkisi de aynı harflerle yazılır. Biz o has isim e, zedelenmesin o has isim e, belki bir e, sıkıntıya düşmesin diye onu Mehmet'e çevirerek bir de sevgi eki cik ekini Heh. koyarak onu ordumuzun mensuplarına güvenlik güçlerimize vermekle aslında bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koymuş bir milletiz. Yani peygamber ocağı. Peygamber olarak. ocağıdır hiç şüphesiz ve Mehmetçiğimiz de bu şuurdadır bu liyakettedir. Yani Bedir'de beri gelen o ruh hali hazırda devam ediyor. Hamdolsun Allah eksikliğini Abi, de vermesin. Yani. yani bir de 15 Temmuz şehitleri var hocam. Tabii. Onları unutmayalım. Evet. Onlar da çok önemli. Allah onlara da rahmet eylesin. Gazilerimiz var. Onlara da acil şifalar ruhu şifalarız. görüyoruz değil evet, mi? O ruh devam ediyor. Yani evet. o kıyamete kadar devam. Türk milleti bir başka bir millet. en hocam. güzel kıyafetini giyiyor. Abdestini alıyor. O akşam sokağa çıkıyor. Yani bu ruh zenginliğine ulaşabilmek ne kadar imrendirici bir şey. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Şimdi hocam Çanakkale özelinde konuşuyoruz daha çok. Çünkü birkaç gün sonra Çanakkale... Deniz Zaferinin yıl dönümü. Elbette. Şimdi Çanakkale'ye gerçekten Mehmetçiğimiz hatta dünyanın birçok ülkesinden Müslüman kardeşlerimiz bir araya gelerek değil mi Çanakkale'ye gidiyorlar ve orada şehade şerbetini içiyorlar. Hiç orada böyle çok bir sürü var mutlaka ama sizin aktarabileceğiniz bir anekdot var mı? Şimdi Çanakkale öyle bir yer ki Fatih hocam. Dediğiniz gibi dört bucaktan kişiler çıkmış gelmişler. Hak yola geliyorlar, vatan müdafaasına geliyorlar. Bu vatan'a düşman ayağı basmasın, bayrak inmesin, ezan susmasın diye geliyorlar. O zaman devletimiz Osmanlı Devleti ve Osmanlı Devleti'nin hem Asya'da, hem Afrika'da, hem de Avrupa'da muhtelif yerlere sınırları içerisinde bulunan 159 kadar şehit şehirden asker geliyor Çanakkale'ye. Hmm. Çanakkale müdafası için. Yani o zaman bizim, topraklar bizim topraklarımızdan geliyorlar. Elbette Müslüman kardeşlerimiz bundan da haberdar. Çanakkale'de Mehmetçik daha dirayetli çarpışsın, ihtiyaçları görürsün diye... ...İslam coğrafyasının tamamından çok büyük yardımlar geliyor Anadolu'ya. Ve insanlar oradaki Müslüman kardeşlerimiz biliyorlar ki... ...biz coğrafi olarak onlara binlerce kilometre uzaktayız ancak... Eğer payitaht düşerse, eğer orada Çanakkale'de düşman orayı geçerse bizim burada huzurumuz kalmaz, bizim hürriyetimiz kalmaz diye biliyorlar. O yüzden analar, bacılar altınlarını, varlıklarını, paralarını veriyorlar ve Anadolu'daki bu mücadeleye gönderiyorlar tıpkı Milli Mücadele yıllarında olduğu gibi. Çanakkale ile ilgili bir anekdot dediniz de Tabii Çanakkale'yi üç boyutta düşünüyorum ben. Bir cephe gerisi var. Cephe var. Bir de cephenin biraz daha gerisi var. Yani o cepheye asker gönderen ocaklar, evler, anneler, babalar var. O cepheye asker gönderen nişanlılar var, eşler var. O cepheye asker gönderen evlatlar var. Babası gitmiş, dedesi gitmiş. Bu üç boyuttan baktığımızda Çanakkale gerçekten günümüze taşımamız ve o şuuru sahiplenmemiz gereken bir mesele. Mesela bir şey hatırladım şimdi. Delikanlıyı alıyorlar, Trengarına götürüyorlar. Asker sevkiyatı var Çanakkale'ye. Bir kadıncağız didine didine koşa koşa geliyor Trengarına komutandan falan izin istiyor. Diyor ki benim evladım bu trene bindi adı Hüseyin falan köylüyüz biz. Bir çağırsanız da söyleyeceğim bir şey var diyor kadıncağız. Komutan bulduruyor Hüseyin'i. Gel Hüseyin annen gelmiş diyor. Tabi delikanlı Çanakkale'ye gidiyor Allah yolunda cenk etmeye, cihad etmeye, savaşmaya, çarpışmaya gidiyor. Vatan için çarpışmaya gidiyor. Biraz da mahcup oluyor. Kimsenin annesi gelmemiş ben çocuk muyum kendim peşime düşmüş diye düşünüyor. Kadıncağız diyor ki Hüseyin'im sana tek bir çift, bir çift sözüm var onu demeye geldim. Diyor ki bak evladım senin baban falan yerde şehit oldu. Amcaların şuraya gitti de gelmedi. Dayın da falan yerde kaldı. Eğer bu bayrak inecekse bu ezan susacaksa bu memlekete, bu mukaddes memlekete düşman ayağı basacaksa sen de gelme. Öl ama gelme. Şimdi bu şuurla cepheye gönderiyor evladını o anne. Yani cephenin biraz daha gerisi o ocaklar aslında iş gücünü kaybediyor. Başlarında kendi ihtiyaçlarını karşılayan kendilerine sahip çıkanları gönderiyorlar cepheye ama büyük bir dirayet var. Geliyorsunuz cephenin hemen biraz daha yakın gerisine. Yaralanmış askerleri getiriyorlar. Onlara yemek ikram edecekler. İşte sıcak ekmek geliyor. Yaralı Mehmetçik diyor ki bunu cepheye gönderin. Biz belki öleceğiz şurada yaralanmışız. Biz burada işe de yaramıyoruz. Gönderin kardeşlerimize de onlar yesinler diyor. Hocam mesela. diğer gamlığın da zirven Muhteşem okusun. yani. Ya da gidiyorsunuz cepheye. Cephede Mehmetçik öyle büyük bir tarih yazıyor ki sadece kendi yanında silah arkadaşına değil aynı zamanda düşman askerine de merhametini gösteriyor. Mesela bir İngiliz subay iki siper arasında yaralanıyor, yere düşüyor. Bağırıyor kendi arkadaşlarına kurtarın beni diye. Onlar can korkusundan ortaya çıkıp da komutanlarını bu tarafa getirmiyorlar. Bir Mehmetçik Anadolu'nun bir köyünden çıkmış bu. Belki okuması yazması yok ama öyle büyük bir irfan var. Öyle büyük bir insan sevgisi var ki bir beyaz mendil bağlıyor süngüsünün ucuna. Ve o işte biliyorsunuz barış vesaire anlamlarına geliyor. Gidiyor o İngiliz subayın yanına. Giriyor koltuğunun altına. Kendi siperine kadar bırakıyor ve tekrar koşarak geliyor kendi siperine. Hocam şimdi bu muhteşem bir olay. Medeniyetimiz harikulade. Yani evet. zaten hani Hazreti Adem ile başlayan bir toprak medeniyeti var ya. Elbette. Şeytanla da başlayan bir ateş medeniyeti Hı. var. İşte hakla batılın savaşı kıyamete kadar devam, devam edecek. Edeyim. Orada da toprak medeniyetinin tevazu sahibi biz Türk milletinin çok güzel bir örneği bence bu. Yani biz gerçek farklı bir milletiz hocam gerçekten ya. Yani. Bir şey daha aklıma geldi işte bu hatıralardan. Bir delikanlı işte kayıtlarda lap şekli olduğu ifade ediliyor. Farklı farklı şeyleri de gördüm ama işin özü çok önemli. Kumandanla işte artık har hararetlenmiş ortalık taarruza kalkışacaklar. Kumandanla diyor ki ya kumandan benim sana diyeceğim bir şey var. Ben bu cepheye gelmeden evvel hemşehrim falandan bir lira borç almıştım. Şimdi taruza gidiyoruz. Yani düşüp ölmek var. Sen onu görürsen söyle de bana hakkını helal etsin. diyor. Müthiş bir derinlik var burada. Yani bu helal haram meselesinin de ötesinde farklı bir anlayış hücrelerine işlemiş sanki değil mi? Yani o anda bunu nasıl düşünür? Aradan günler geçiyor. Tabii o delikanlı Mehmetçik şehit düşüyor. Kumandan bunun hüznünü yaşarken işte şehit düşen Mehmetçiğin cebinden çıkanlar da karargaha getirilirmiş. Orada bir pusula görüyor. Diyor ki ben falanım pusulada yazıyor. Cepheye gelmeden önce hemşehrim falana bir lira borç vermişti. Biz şimdi taarruza çıkıyoruz. Şehit olursak bu notu alın da ona söyleyin ben hakkımı ona helal ettim diyor yazıyor notta. Şimdi Çanakkale'de yaşananları tabii bir programa sığdırmayı bırakın ömrümüzün tamamında düşünsek tekrar tekrar düşünsek İnanın çok fazla istifade edeceğimiz şeyler çok var. Çok önemli mesajlar var. Çünkü Çanakkale'de bir ruh var. Çanakkale'de topyekün bir millet var. Milletin birliğini, beraberliğini bunun ne anlama geldiğini görmek istiyorsanız Çanakkale'ye bakmak lazım. Fatih hocam Çanakkale şehitliğini gezdiniz muhtemelen. Gezdim. Gezenler şunu görür şehitlerimizin mezar taşları konmuş. Onların hatıraları orada yaşasın diye. İşte 16 yaşında da şehitler, küçücük daha, gencecik çocuk daha, işte 60'lı yaşlarda da şehit var orada. Evet. Yani milletin eli silah tutacak her ferdi cepheye gitmiş. Onu hissediyorsunuz. Ve bir de şunu görüyorsunuz. Millet kavramı ne anlama geliyor? Orada apaçık var. Mekkelisi de var orada. Bağdat'tan da geleni var. Yemen'den Efendimiz'in hemşehriler Medine'den var. Yemen'den gelen var. Batum'dan gelen var. Orada Şırnak'tan gelen, Diyarbakır'dan gelen. Orada Erzincan'dan, Erzurum'dan gelen. Trabzon'dan, Samsun'dan, Kayseri'den, Sivas'tan gelen var. Antalya'dan, Muğla'dan, her yerden. Yani o anki coğrafyamızdaki şehirlerin tamamından oraya gelmişler yani bir, var. bir güç birliği var ama. Yani zahiri anlamda, güç anlamında, silah vesaire mühimmat. Ama bir de bir ruh zenginliği de var. Bir Elbette. iman gücü değil mi? Bir insanın yani bir araya gelerek hani bir kere Allah'a olan imanlarının bir de şehadet şerbetinin ne kadar önemli bir ibadet olduğunu veya ne kadar önemli bir hasret olduğunu bilen bu insanların bir araya gelmesiyle o ruhlarının da zenginliğiyle ...biz düşmanı orada yenmişiz. Elbette. Şimdi orada birliği görüyorsunuz. Millet tanımını görüyorsunuz. Millet ve birlik bak. En evet. güzel tanım evet. Millet aslında... ...aynı inanç etrafında toplanan... ...insanları ifade eden... ...bir kavrammış. Onu orada anlıyorsunuz. Çünkü... ...yani Çanakkale şehitliğinde... ...şehidi olan... ...ve kendisini Arap olarak, Kürt olarak... ...Çerkez olarak, Türk olarak... ...ifade eden... O kadar çok kişi var ki şu anda Yani zenginliğimiz orada i̇şte yatıyor İşte bu bizler bizler Belli bir inanç etrafında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bize tebliğ ettiği Bu inanç etrafında Buluşmuş müminleriz hamdolsun Ve vatanımızı topyekun Müdafaa ettik Ve bu şuurla bu anlayışla Hamdolsun Zelil olmaktan kurtulduk Şu gün yaşıyorsak oradaki emek var Bugünkü hayatımızda Mesela, o yüzden o ruhu günümüze, kendimize, gençlerimize, çocuklarımıza taşıyabilmemiz lazım. O benim kardeşimdir düşüncesi. Ben onun yerine bir adım önde olayım, onu koruyayım, kollayayım, müdafaa edeyim düşüncesi her türlü düşüncesinin üstünde takdire şayandır. Yani Çanakkale deyince yani simgelesen, simgeleşen bir isim var ya Seyit Onbaşı. Evet. Şu an yani mesela o Mermiyi sırtında taşıyor ya. Şu anda bir insanın taşıması mümkün değil. Yani kendi de taşıyamamış zaten. Değil mi? Yani Seyit Onbaşı işte o mermiyi 275 kilo civarında topun ağzına koymuş. Hatta birkaç sefer yapmış bu işi. Kendi ustası orada şehit olduğu için kendisi de kalmış bu iş. Onu hmm. birkaç atışta tutturmuş gemiyi batırmış ama ertesi gün o tabyaların kumandanı gelmiş. Aferin evladım. Seyyid Onbaşı Allah razı olsun senden. Bak hele bir kaldır bakalım nasıl kaldırdım bu mermiyi diye sorunca bir besmele çekmiş. Şöyle bir mermiye doğru eğilmiş, yeltenmiş yok. Kımıldayacak hali yok yerde. Sonra biraz da mahcup edayla kumandanım demiş. O gemi orada olursa ben yine bunu kaldırırım <laughs> Allah'ın izniyle. Bu farklı bir duygu. Sonra da rivayet olur ki bir tahtadan ahşaptan o mermi büyüklüğünde bir şey yapılmış da bir fotoğrafı çekilmiş, resmi çizilmiş derler. Tabii o ruhu anlamak lazım. Allah'ın yardımını da unutmamak Tabii. lazım. Sizce de malum Allahü Teala görünmez ordularıyla müminleri desteklediğini Kur'an-ı Kerim'in muhtelif surelerinde ayetlerde ifade buyuruyor. Mesela bir tanesi Hendek değil mi hocam? Değil mi efendim? Yani görünmez kuvvetleri kimdir? Hiç şüphesiz meleklerden oluşan ordusudur Cenab-ı Hakk'ın. Allah her şeye kadirdir. Bu Bedir'de oldu, Uhud'da oldu, Hendek'te oldu da Çanakkale'de olmadı mı? Elbette oldu. Çünkü bizler şehitlik aşkıyla şehitlik sevdasıyla vatan için mukaddesat için yani namusumuz için ırzımız için vatanı muhafaza için bayrağı ezanı muhafaza için gayret sarf etmişiz. Bu millet böyle bir millet. Bu iman böyle bir ruh aşılıyor. Evet, Allah bu ruhtan bizleri ayırmasın Amin. hocam. Ee, bir soluklanalım mı hocam? Hay hay. Bir Hazan Akıntaş'a bir müracaat edelim bakın Bugün hangi ilahi bizlere seslenecek? <laughs> Hasan bize... kardeşim sağ olsun sesiyle gönüllerimizi ferahlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. Allah sağ olun hocam Allah razı olsun. Evet Hasan Akıntaş ve ekibindeyiz buyurun. Hasan Akıntaş ve ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, evet hocam şehitlik, gazilik Çanakkale'yi konuşuyoruz. Şimdi e, hani Peygamber Efendimizin de hadisinde geçiyor ya hani şehitlerin şehit olduğu andaki acısı bir sineğin sizi ısırmasıyla eşleyen anlamında bir teşbihi var. Elbette evet. Bu noktada şehitlik şehadet mertebesine ulaşmak çok önemli zaten dinimize ve Kur'an-ı Kerim'de de zaten ifade ettiğiniz ayetler bazında. Ben gaziliği sormak istiyorum hocam. Gazilik evet. nedir? Gazili, Gaziliğin sevabı da şehitlik sevabı kadar önemli mi? Şimdi şehit ve gazi kavramları bizim için çok önemli. Onu başta da vurgulanmıştık. Çünkü bu önemi vurgulayan Allah ve Allah'ın elçisi. Biz bu kavramların anlamlarını Kur'an ayetlerinden ve Efendimizin mübarek hadis-i şeriflerinden öğreniyoruz. Şehit başta da ifade etmiştik. Allah için, din için, vatan için, mukaddesat için, kişinin canı için, malı için, namusu için savaşması ve ölmesi halinde ulaştığı mertebe şehit şehit işte şahit olan işte e, kendisine o şahitlik lütfedilen gibi manalara da geliyor. Yani cennete gireceği kesinlik arz ettiği için şahit olunan evet, evet, değil mi? Evet. Elbette. Bir de e, malum Allahü Teala'nın isimlerinden biri olarak da hmm. bu kavram karşımıza çıkıyor. O açıdan çok önemli. Gazi de şehit olma ihlasıyla, düşüncesiyle, niyetiyle o cepheye varmış. Ama Allah ona şehitliği nasip etmemiş de o savaştan sağ çıkmış, dönmüşe de gazi diyoruz. Yaralanmış olarak değil mi? Yani, yani yaralanmadan da Yaralanmasa dahi o savaşta gazilik payesini hmm. almış olacaktır inşallah. Çünkü orada öyle bir hususiyet var ki o da canından geçmiş. Yani yanındaki arkadaşı düşmüş toprağa, kendisi ayakta ama niyet olarak, ihlas olarak ikisi de aynı niyetle, aynı ihlasla, aynı şuurla gelmişler oraya. Şehitlik söz konusu olduğunda bir gerçek şehit, hükmü şehit gibi bir ayrım da hmm. hemen akla geliyor. Gerçek şehit nedir? İşte başka başka kimselere de şehitlik payesi verilir mi? Akla geliyor. Gerçek şehit ifade ettiğimiz gibi cephede düşen. Evet. Ama e, cephede yaralanmış, cephe yerisinde vefat etmiş ya da işte cephede aldığı yara sebebiyle aradan epey zaman geçtikten sonra vefat etmiş Tam kişiler. Bu noktada bir evet. sebebi sorumuz var. Cephede yaralanıp daha sonra ölen şehit midir? Elbette şehittir. Ama burada gerçek şehit, hükmü şehit gibi bir ayrım He, var. Ayrı. allah Teala her şeye kadirdir. Bunların tamamına... Ee, Cenab-ı Hak şehitlik payesi, şehitlik e, hakkı sebebiyle büyük bir lütufta bulunacaktır. Ama uygulama olarak bizim uygulamamızda bir takım farklılıklar var. Mesela cephede düşmüş, orada canı teslim etmiş, ruhu teslim etmiş kişi üzerindeki kıyafetiyle ve yıkanmadan hemen namazı kılıdı defnedilir, değil mi? Ama cephe gerisinde ölmüş olana biz başka bir e, uygulama yaparız. Yani aradaki fark bizim nezdimizde böyledir. Ama Allahü Teala hiç şüphesiz onlara şehitlik mükafatı verecektir. Tabi birbirinden farklı derecededir. Şehitlerin efendisi deriz mesela Hazreti Hamza'yı iade ederiz ya. Yani. radiyallahu anhı. Uhud'a düşmüştür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok mahzun olmuştur amcasını yerde o vaziyette görünce. Şehitlerin efendisi olmuştur. O Allah Resulü'nün amcasıdır. Allah Resulü'ne sahabe olma şerefine erişmiştir. Allah şehitlik lütfetmiştir. Elbette onların dereceleri çok âlâ üstün. Ama Allah bilir. Niyet. Neticeyi. Yani çünkü değil mi hocam? İnnemel a'malu bin niyet. Eyvah. Ameller niyetlere göre değer kazanır. Hatta yanlış hatırlamıyorsam hani Peygamber Efendimiz zamanında da birisi şehit oluyor. Peygamber Efendimiz o çok cengaver komutan Desinler diye savaştı. Tabii. Veya bir bahçesini korumak için savaştı. Heh. Onlar o maksatlarına eriştiler ama Allah yolunda tabii. savaşan ve ölen ne şehit demiş peygamberimiz değil hmm. mi yani? O zaman niyet endeksli. Niyet tabii. Niyet önemli. Yani ee, görünüşte şehit gibi ama iç alemindeki niyetini bilemediğimizden eyvallah. dolayı kimseye de tam anlamıyla hüküm veremeyiz. Elbette Elbette. Ama burada şunu vurgulamamız lazım Fatih Hocam. Cenab-ı Hak ganidir, zengindir. Ve kulunu affetmek için, kuluna lütufta, mükafatta bulunmak için de bahaneler alar sanki ifade inşallah yanlış değildir. Ve bu tarz şeyler o kadar önemli ki Efendimizin mübarek lisanında farklı farklı şehitlik müjdeleri var. Mesela gurbette ölen şehittir, yangında ölen şehittir, suda boğulan şehittir, doğum yaparken ölen kadın şehittir, anne şehittir. Ya da iç hastalığından, karın ağrısından ölen şehittir. Dermansızlar da düşüp değil mi? Yatalak olan. Değil mi? Yani hmm. bu müjdelerin tamamı Efendimiz buyurduğuna göre hiç şüphesiz şehitlik mükafatlarıyla mükafatlandırılacaklar onlar. Yani bunlar hükmü şehit dediğimiz. Hükmü şehit dediği hmm. dediğimiz kapsamda. Allahü Teala aslında her müminin gönlüne bu payeden bir paye koyuyor inşallah. Yani Efendimizin bir hadis-i şerifinde benim ümmetimin çoğu yatağında ölüp şehit olarak karşılık görecek buyuruyor. Allah bizi onlardan eylesin. Hatta şöyle değil mi hocam yani kim diyor yatağında ölse bile şehadet arzusunu değil isteyip, mi? niyetlenip Allah'tan talep ederse yatağında bile ölse o şehit hükmünde olur diye bir hadis-i şerif var. İnşallah hükmü şehit olarak Cenab-ı Hak karşılık verir. Öyle ümit ediyoruz. Tabi bu tarz şeylerin tamamı müjde. Aslında bunların her birinin altyapısını oluşturan müjde Allahü Teala'nın müjdesidir değil mi? Ayette kim bir iyilikle gelirse en az 10 misliyle karşılık veririm buyuruyor Cenab-ı Hak ve iyilik yapanların halini siz daha vakıfsınız ayeti celilelere. Bir kökten yedi başak her başakta yüzer tane tane bulunan o bitkiye benzetiyor Cenab-ı Hak. Yedi kol her bir kolda yüzer tane yani yedi yüz. Sen bir iyilik yapacaksın Allah yedi yüz iyilik yapmış gibi en az karşılık verecek. Bu manayı çıkardığımızda aslında Allahü Teala'nın merhametini, rahmetini çok daha iyi görüyoruz. Tam Serdar Tuncer abim aklıma geldi. Derdi ki o Allah baha Allah'ı değil. Baha Bahan Allah'ı. Allah. <laughs> Dolayısıyla gerçekten hani Allah e, merhameti yüz eşit parçaya bölmüş ya 99'unu kendi katında saklıyor. Eyvallah. Yüzde birini tüm kainata taksim etmiş. O yüzde birlik dilimle bir anne işte bebeğine evladına şefkat gösteriyor. Bir kedi yavrusuna vesaire. Ya yani bütün canlı varlıklar. E bir de yüzde yüz merhametin sahibi olan Allah'ın %100 merhametle tecellisini düşünmek insanı ferahlatıyor. Evet ee, Allah... Ben bir hadis-i şerif hatırladım müsaade var. Tabii ki Vakit hocam var mesela. mı bilmiyorum. Biz karşılıklı muhabbet edeceğiz zaten. <laughs> Efendim, Buyurun estağfurullah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla birlikte seferden dönmekte bir yerde konaklamışlar. Herkes istirahate çekilmiş. Bu istirahatteki sessizliği bir kadıncağızın feryadı bozmuş yavrum yavrum diye bir ses geliyor bir yerden. Gözleri iki çeşme ağlamakta o kadın ve koşuyor ordunun konakladığı yere doğru. Sonra çocukların böyle konduğu yere ulaşıyor. O çocuğu kaldırıyor, öbürünü kaldırıyor vesaire. Sonra kendi yavrusunu buluyor. Yine ağlıyor o kadın ama sevinçten ağlıyor bu sefer. Yavrusuna kavuşmuş. Bu manzarayı da peygamberimiz yanındaki arkadaşlarıyla seyretmekteler. Kadıncağızın bu hali hepsinde çok farklı duygulara sebep olmuş. Tam bu arada peygamberimiz ashabım Allah ne kadar merhametlidir bilir misiniz diye sormuş. Arkadaşları da Allah ve Resulü daha iyi bilirler cevabını vermişler. Adetleri bu çünkü gerçeği hakikati Allah Resulü'nden öğrenecekler kendileri ne kadar cevap verirlerse versinler bir noksanlık olacağını düşünerek hep böyle karşılanmışlar. Genel anlamda Sonra. değil mi genel. bu? Bu tavır hep genel hep anlamda. Genel tavır bu. Allah Resulü şu güzel ifadeleri buyurmuşlar. Ashabım demiş Cenabı Peygamber. Dünyadaki en şefkatli ve merhametli annenin en çok sevdiği yavrusuna gösterdiği şefkat ve merhametin en az yetmiş mislini Allah en kötü kuluna gösterir. Dünyadaki en şefkatli ve merhametli annenin en çok sevdiği yavrusuna gösterdiği şefkat ve merhametin en az 70 misli. Kime? En kötü kula. En günahkar mümin kula değil bakın. En kötü kula. Evet en kötü kul diye denince aklınıza kim geliyor? Benim aklıma mesela firavunlar geliyor. İşte Kur'an'da Allah anlatıyor. Ebu Leheb'ler geliyor, Ebu Cehil'ler geliyor mesela. Nemrutlar geliyor. Peygambere zulmeden, peygamberlere zulmedenler geliyor. Rablik iddiasında bulunanlar geliyor. Onlara bile Allah merhamet gösteriyor mu? Elbette gösteriyor. Çünkü bizim Allah'ımız Rahman ve Rahim'dir. Rahman ismi şerifi bütün kullara, yaratılmış her şeye Allah'ın merhametli olduğunu ifade eder. Yani Rahman sıfatının tecellisi şu anda cereyan ediyor. ediyor tabi. Rahim sıfatı ahirette değil mi? Ahirette ve özellikle müminler Müminlere. için inşallah. Yani Biz Rah de ondan ümit varız. Yani i̇nşallah nasipler olur. Aynen Rahman sıfatını değil mi hocam? Siz evet. de ifade ettiniz. Yani Hristiyanı, Yahudisi, Ateisti, Putperesti, Müslümanı. Herkes bu kapsamda. Bu kapsamda. Bundan istifade ediyorlar. Evet. Allah'ın bütün canlı Çünkü Allah rızık gönderiyor. Mesela çalışırsa, ilim yolunda çalışırsa, İlim veriyor değil mi? Onlara servet veriyor, güç veriyor, imkan veriyor. Bunlarda imtihan sırrı vardır ayrı konu. Ama onlar yaşıyorlar. Yani teşbihte hata olmaz diyelim. Biz işte mahiyetimizde çalışanlar olsa bir sözümüzü tutmasalar, iki tutmasalar, üçüncü kez onları muhatap bile almayı düşünmeyiz yani. Buranın bir kuralı var deriz bu kurala uyarsan uy, uymazsan bile güle, güle deriz mesela. Allahü Teala siz beni inkar ediyorsunuz. Siz işte benim yanıma, benimle birlikte ortaklar koşuyorsunuz. O anda ben sizin canınızı alıyorum demiyor. Allahü Teala mühlet veriyor. Ve Rahman ismi şerifinin tecellisiyle onlara da rızık veriyor. Onları da yaşatıyor. Öyle değil mi? Aynen Bu dünyadaki tüm evet. nimetlerden onlar da istifade ediyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak o kadar merhametli ki Efendimiz hele hele böyle bir müjde vermişse bu şehitlik payesinden elbette birçok kulunu istifade ettirir Aynen. inşallah. Hocam e, savaş sırasında yalan söylemek caiz midir diye bir soru var seyircimizden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte harp hiledir buyuruluyor. Yani Tabii savaş ne için yapılıyor? Düşmanla savaş. Sahip olduğunuz değerleri muhafaza etmek için. Zarar onlar zarar görmesinler Nefsi diye yapılıyor. Hepsi mı diyelim? Hatta Peygamber Efendimiz'in savaşlarında da değil mi hocam? Hep Peygamber Efendimiz'in üzerine gelmişler. Hani hiç o evet, daha çok yani. Daha o, çok öyle. öyle. Ama yani Müslüman sadece kendi üzerine gelindiğinde savaş hukukunu işleten yoksa kendisi tarz bir plan yapmayan kimse anlamına gelmez. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in özellikle yakın coğrafyada sonra bütün dünyada Allah'ın tevhid dinine daveti için birçok mektuplar yazdığını biliyoruz. Bu bu anlamda da ciddi anlamda seferler seferlerde söz konusu. Evet. Ee, bu hile meselesi savaştayken kazanmak için Bunlara Söyle. müracaat edilebilir. Evet. Evet. Hocam çok teşekkür Eyvallah. ediyorum. Süremiz bitmiş. Yönetmenim uyarıyor. Allah razı olsun. Allah sizlerden de razı bu, olsun. Bu vesileyle bütün şehitlerimize, gazilerimize, bütün ecdadımıza rahmet olsun. Eyvallah. Allah razı canım. olsun. Bütün izleyicilerimize de selam olsun. Sağ olun. Efendim bu gece de sohbetimizin sonuna geldik. Allah emanet olun.